çözüyoruz, neler yapıyoruz. Evet. Güzel ya, ne güzel. Kolay değil aslında ilişkileri yürütmek. Gerçekten bir takdiri hak ediyorlar ve böyle bir kitabın yazılması da bence çok güzel tabii ki. Öyle ne diyelim. Sizin kaleminiz nasıldır? Böyle yazmayı, çizmeyi çok sever miyiz? Aslında eskiden yazıyordum da. Hatta bir ara birkaç gazetede ve dergide yazdım. Evet. Çok da keyif alıyordum. Güzel aslında. Yani ben böyle çok aslında yazma derken tam eski model yazmayı seviyorum. Böyle çok günümüz çağının, teknolojinin nimetleriyle yazmayı ya da okumayı çok sevmiyorum. O yüzden onu hissetmeyi seviyorum. Ama gelin görün ki zamanım yok, bir şey yazmıyorum. Şimdi biraz da eleştirilerek yazılıyor ya, ağır eleştiriler de oluyor. Bu size hitap ediyor mu mesela? Yok, yani ben güzel şeyler, daha pozitif şeyler okumayı ve izlemeyi seviyorum. Yani böyle bir film olsun, bir şey olsun, böyle karanlık ve kötü, duygusal öyle şeyleri çok sevmiyorum. Ya yani içinde acı olan, daha güzel böyle gülmeyi, daha ne bileyim, eğlenceli şeyleri okumayı ve izlemeyi seviyorum. Bu aralar çok da mutlusunuz, yüzünüz bende belli. Size yansıyor, nasıl gidiyor? Çok güzel, çok şükür. De. Çok şükür. Öyle biz kendi dünyamızda. Aslında etraflardayız ama tabii ki çok karşılaşamadık öyle bir hani daha böyle ne bileyim popüler yerlerde çok değiliz belki de. Daha çok evlerimizdeyiz. Çocuklarımız da var. Onlarla da ilgileniyoruz. O yüzden ara ara işte yurt dışı, şehir dışı oralarda da böyle birazcık nefes alıyoruz. Çocuklar demişken maşallah bayağı ya, bir boy boy arttılar. İkisi de beni geçti. Öyle söyleyeyim. İkisine de böyle bakıyorum ve diyorum ki ya inanamıyorum. Yani ben mi doğurdum onları ya? O kadar enteresan bir şey ki. Onlar da benim böyle canlarım zaten, her annenin olduğu gibi. Böyle bakıyorum ve gurur duyuyorum onlarla. İletişiminiz nasıl böyle? Çok her şeyi paylaşır mısınız? Her şeyi paylaşırız. Yok, çok iyi. Çok çok iyi. Her zaman öyleydi. Ben hep onu söylüyorum. Ergenlikte aslında bazı özellikle anne kız ilişkilerinde olabiliyor. Fakat bizim İrem'le hiç öyle olmadı. Belki çok spor yaptıkları için. O bütün o delikan derler ya, delikanlı olmaya doğru. Onu antrenmanlarda attıkları için herhalde. O yüzden böyle eve yorgun, pamuk gibi geliyorlar. Tüm annelere tavsiye ediyorum. Evet. İşte anne yemekte ne var diye yemeklerini yiyip duş alıp biraz ödev yapıp yatıyorlar. Yani çok kendi hayatları da var artık, işte biri 14'ün içinde, İrem 17'ye giriyor Haziran'da. O yüzden öyle artık... Aslında en zor dönemleri diyebilir miyiz? Valla benim için çok şükür, nazar değmesin, çok güzel dönemleri. Her dönemleri çok güzeldi. Ben gerçi hepiniz biliyorsunuz 7-24 onlarla ilgilendim ve hala da ilgileniyorum. Onun geri dönüşlerini çok güzel alıyorum. Emek vermenin geri dönüşleri tabii ki çok farklı oluyor. Ne kadar emek verirseniz bir çocuk, o kadar size daha açık, sizinle daha huzurlu ve mutlu oluyor. İş anlamında neler var? Kendi koleksiyonlarınızı en son... Yok, onları kapattım. Evet, evet, daha yok. Ya o çok şey ayrı bir iş. Yani ona %100 kanalize olmak lazım ve her şeyinizi ona vermeniz lazım. Yıpratmak değil, öyle bir zamanım yok benim. Şimdi gideceğim, 3.30'da çocukları alacağım, yani bir yerden çıkmam gerek benim. Sabah onları bırakıyorum ve bir takım antrenmanları, işte kendilerine özel bir takım şeyleri ben götürüp getiriyorum onları. O yüzden de o kadar hani kolay olmuyor zaman açısından. En son Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da Dosodosi, evet, çok güzeldi, çok büyülüydü. Oraları görmek çok hoşuma gidiyor. Çok çok yedik. Ama çok güzel yedik, yani inanılmaz yedik. Muhteşem misafirperverlik, muhteşem sıcakkanlılık. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani İstanbul'da tabii herkes bizleri çok görüyor. Oralarda olmak ve oralarda böyle canla başla bizi mutlu etmeye çalışmak, biz de onları mutlu etmek istedik. Oranın güzelliklerini tabii ki hem Türkiye'ye görmemiş olanları, hem de yurt dışında tabii ki bu markayla ve basının, sizlerin aracılığıyla onları da göstermiş oluyoruz. O da bizim çok hala hoşumuza gidiyor. Sizin aranmanız nasıl bir duygu mesela? Bir işte ne bileyim. Vallahi çok güzel. 45 yaşındayım. Hala defilelere çıkıyorum. Hatta defnenin kızları vardı. Evet. Biri 18, onlarla çok güldük, çok eğlendik, çok da tatlılar. İşte İrem'le neredeyse yaşıt, İrem de 17'ye giriyor. O yüzden kızım gibi... Çıkmıştık değil mi? Defneyle çıkmamıştım, yok. Anne kız mı diyecektim yani, bir dönem annesiyle
Yok ama Defne zannediyorum sadece haber spikerliği yaptı. Abi, çok modellik yapmadı diyebiliyorum. Ama çıksa yine süper yürür zaten. Nasıl buluyorsunuz yeni jenerasyonu peki? Yani bizim defilemizde yeni jenerasyon vardı. Çok tatlı kızlar da vardı. Hepsi böyle çok sıcak karşılıyorlar. O da benim çok hoşuma gidiyor. İşte genelde yabancılar da vardı. Onlarla da merhaba merhaba. Ama tabii bizim kızlarla çok daha işte yemeklerde hep beraberdik. Çok şekerler, çok güzeller. Herkes güzel işini yapmaya çalışıyor. O yüzden hoşuma gidiyor. İnşallah daha da güzel olsun bu meslek. Daha da önü açılsın. Bizim zamanımızdaki gibi değil şu anda. Bizim zamanımızda biz günde, bilmiyorum, hani bilir misiniz o dönemleri bundan 20 yıl önce defileden defileye koşardık. Yani günde 3 defile ve bu dediğim defileler hani öylesine böyle bir lansman değil. Yani bildiğiniz ağır defileler, prodüksiyonlu, işte sahnenin kurulduğu. O yüzden inşallah tekrar o günlerine döner diye düşünüyorum, bilmiyorum. Önümüzde yaz tatil planları var mı? Var, ailecek var, olsun, evet. Baş baş olsun. Var, hepsi var öyle. Ailecek olsun, hepsi var öyle zaten. Ara ara ya güneyde ya bir yerde denk geliriz diye düşünüyorum. Ama çocukların isteğiyle herhalde Türkiye kıyılarındayız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok nazik. Çok sağ olun. Yeter.